leşler. Süper Test'in ne olduğunu bir anlatalım bilmeyenlere. Şimdi Süper Test dediğimiz yerin olayı bambaşka bir olay. Bunu YouTube'da da yayınlayalım. Vakti zamanı olan arkadaşlar için güzel bir program, Süper Test programı. Süper Testçi arkadaşlar bir nevi oyunun geleceğinde yer alan arkadaşlar. Nedir bunlar? Bu arkadaşlar işte harita değişikliklerine katılırlar tank değişikliklerine katılırlar, çeşitli etkinliklerin değişikliklerine katılırlar. Süper test dediğimiz yer size ayrı bir World of Tanks indirme yeri verilir. Baya normal test server dediğimiz yer var ya onun gibi bir şey. Ayrı bir World of Tanks indiriyorsun ve orada kullanıcı adınla şifrenle süper teste giriyorsun. Süper testin tabi ee, nasıl diyeyim kapalı testi bu kapalı test olanı var, bir de açık test olanı var. Süper testerlar bir normal oyunun içerisinde de test edebiliyorlar, random. Bir de kapalı olan kısımlarda da test edebiliyorlar. Her neyse bu arkadaşlar süper testçi arkadaşlar. Burada yer alan arkadaşlar. Eee oyuna girip oyuna gelecek olan yeni modları, yeni tankları, yeni etkinlikleri çok 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 öncelerden test eden absürt özellikli tankları falan oynadıkları ve bunlar hakkında geri bildirim verdikleri, istatistik oluşturdukları oyuncular. Ama tabii ki buraya girebilmek için belli başlı şartlar istiyorlar size. Ve şöyle söyleyeyim. Bazı zorunluluklar var süper testçi olmanız için. Zamanınız varsa ve bu zorunlulukları, bu şeyleri, şartları sağlıyorsanız girmenizde fayda var. Her telden oyuncu kabul edilebiliyor. İlla unikam, illa mükemmel ötesi oyuncu olmanıza gerek yok. Ortalama bir oyuncu olsanız da, kötü bir oyuncu olsanız da hiçbir şey fark etmez. Çünkü sizin buradaki göreviniz istatistik oluşturmak. İstatistik oluşturun ki oyuna gelecek olan özellikler biraz daha böyle gerçekçi, biraz daha makul seviyede gelebilsin diye siz oraya girip dandun dandun oynuyorsunuz ve onlara istatistik oluşturuyorsunuz. Amaç bu. Neymiş süper testçi olmak için? Biliyorsunuz Wargaming Rusya serverını başka bir şirkete devretti ve Rusya'dan çekildiğini açıklamıştı birkaç ay önce hatırlarsınız. Bununla beraber eskiden Rus serverında çalışan tüm süper test programı Avrupa serverına geldi. Kademe kademe geldi. Avrupa serverına geldiği için de oradaki ee, Rusya'da ikamet eden, Rusya'da oturan, işte Avrupa serverine bağlanamayan elemanlar süper test programından ayrılmış oldu. Çünkü Wargaming artık Rusya tarafını bambaşka bir şirkete devretmiş oldu. Orası artık kendi başına takılacak. Wargaming artık Avrupa, Asya ve Amerika üzerinden devam edecek yoluna. Bu yüzden de süper test programı da Avrupa için yeniden açıldı. Yeniden oluşturuldu diyelim. Bu nedenle adam lazım, eleman lazım, amele lazım. O yüzden başvurabilirsiniz. Vaktiniz varsa, zamanınız varsa oyunun gelişmesine katkı sağlamak istiyorsanız bu süper test ekibine girebilir, oynayabilirsiniz. Neymiş bunun? Şartları. Yani şimdi ona bakalım. Bir defa 18 yaşından büyük olmanız isteniyor. Bunu nasıl kanıtlayacaksınız bilmiyorum. İngilizce konuşabilmeniz ya da okuyabilmeniz isteniyor. Burada e, bu sizi geriye çektirmesin. İngilizceden kasıtları öyle e, British aksanıyla böyle kraliyet ailesi İngilizcesi beklemiyor sizden yani. What's your purpose of visit? Turist mantığında bir İngilizce ile işinizi görebilirsiniz yani. Test oturumlarının tamamında işte 2 saat ya da haftada en az 3-4 kez süper testlere katılabilmeniz isteniyor. Yani dedim ya zamanı olan arkadaşlar için. Bilgisayarınızda yeterli alan olması lazım. İşte 10 seviye araçlarla 5000 savaş yapmış olmanızı istiyorlar. %50'ye yakın galibiyet oranına sahip olmak yani yüzde 40 win rate ile giremezsiniz demiyorum girebilirsiniz tabii ki ama 50'ye yakın olmanız tabii ki tercih sebebi. Discord'a erişim istiyorlar sizden çünkü sizler Discord'da toplayacaklar, çağıracaklar, bildirim yapacaklar, konuşacaklar, anlatacaklar. Hani e, iletişim olacak sürekli. O yüzden Discord ve TeamSpeak bilgisayarınızda olması ve bunları kullanabiliyor olmanız lazım. Onun dışında size bir gizlilik sözleşmesi imzalattıracaklar. Çünkü sizin yapacağınız testlerden herhangi bir görsel, herhangi bir işte sesli, herhangi bir işte kaçak, göçek herhangi bir şey olduğunda size çökmelerini sağlayacak bir sözleşmeye imzanızı atmanız gerekiyor. Ve bu sözleşmeye sadık kalmanız gerekiyor. Bayağı bildiğiniz telif hakkı sözleşmesi imzalıyorsunuz. Çünkü oradan oluşabilecek herhangi bir kaçak hoş olmaz yani şirket için. Bunu istemediklerinden dolayı yapıyorlar bunu. Bunun dışında işte araçların, haritaların ve diğer değişikliklerin testlerine düzenli olarak katılmanız, bugları, işte hataları bulup işte gördüğünüz saçma sapan şeyleri fark edip bunu kalite kontrol ekibine bildirmeniz gerekiyor. İşte burada Discord ve TeamSpeak lazım size. Sen bayağı bildiğin aslında girip oyunu oynayacaksın. Bayağı bildiğin orada diğer süper testçilerle beraber kapışacaksınız. Orada o oluşan saçma sapanlıkları işte Discord'dan ya da TeamSpeak'e girip oradaki ekibe aktarman gerekiyor. Söylemen gerekiyor. Diyeceksin ki Sick e, Sigfrid hattı brok. Bozuk. İşte A7 ev bozuk gibi. Hani bu kadar bir İngilizce. Google Translate İngilizcesiyle bile süper tester olabilirsiniz. Hani A A7 house window broken. <laughs> bu kadar. <laughs> bunu yazabilirsin yani. Bunu bunu yapabiliyorsunuz. Are you sex? Are you cola? İngilizcesiyle gerçekten başarabilirsiniz. Budur yani. İşte arada bir size geri bildirim formları gelir. Bunların içerisine de İngilizcenizle, mükemmel İngilizcenizle geri bildirimlerinizi yazar doldurur gönderirsiniz. Mevzu bu. Olay bu. Katılmak isteyenler haberdeki işte süper testçi başvurusuna girip buradan e, ee, doldurumunu yapabilirler. EU'dan girmek istiyorsan EU'dan basıp hesabını girip oradan sonra yardıranzi yapıyorsun. Kişisel veriye erişimi onayla. Ben şunu bir şu tarafa doğru alayım. Girsin bakayım. Ne yapacak? he Benim benim hesabım benim hesabım süper testi mesela şu an bağlı değilmiş. Bak ne diyor? 49 bin savaşım var. %50 win rate'im var. İşte 10 seviye tanklarla 17 bin maçım var. Uygunum. Hepsi yeşil, yeşil, yeşil oldu. Buradan işte begin diyorsun, yardırıyorsun. Bakayım ne çıkacak karşımıza. Ee, tamam işte sorular soruyor sana. Bayağı bildiğin sorular soruyor. Neymiş al bak diyor. Ben işte bunu anladım. Evet, bunu anladım. İşte benim hesabıma hiç kimse giremez. Evet, 18 yaşımın üstündeyim. Evet, 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 evet anlıyorum. Anladım, anladım. Evet, anlıyorum, anlıyorum. Mükemmel anladım. Yarışmacımız Yaşar değil. Ne istiyorsun? Bir sonraki sorular, bir sonraki sorular, bir sonraki sorular. Ondan sonra başvurun tamamlanıyor. Sonra seni değerlendiriyorlar. Sana haber geliyor. Mevzu bu. Sana zaten haber geldiğinde ulaşıyorlar sana. Discord'a giriyorsun. Teamspeak'e giriyorsun. Sonra sana link gönderiyorlar. Oyunu indiriyorsun. Hesap gönderiyorlar sana. O hesapla giriş yapıyorsun. Ondan sonra bam 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 bam. Biliyoruz biz bu işi. Vakti olan arkadaşlar için katkı sağlayabilecekleri güzel bir program. Mevzu bu. Bakalım başka bir şeyler var mı? Pam 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 ve gelelim evet en önemli haberimize. Geçen haftadan beri en önemli haberimize gelelim. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Tamam işte konuşman için sana bir fırsat bu. Peki biz ne kazanıyoruz? Süper teste girenlerin herhalde e, neler verdiklerini bilmiyorum açıkçası ama illaki bir şeyler veriyorlardır. Normal hesabınıza altın verirler, işte tank verirler. Bir şeyler verirler yani hani emeğinizin karşılığı bomboş kalmaz Onu Girdiğinizde Arkadaşlara Sorabilirsiniz yani başvurunuzu yapın Başvuru sonrasında zaten hani Buralara girip sorunuzu sorabilirsiniz dedikleri yerleri Sorularınızı sorabilirsiniz Oradan cevabınızı alırsınız net cevabı onlar verir ben sormadım bilmiyorum o yüzden bir şey diyemem Ben katılmayacağım benim Kendi oyunum oynamaya zamanım yok süper testle mi bir de zaman harcayacağız Maalesef yok Harcayamam. Zamanım yok. Ama zamanı olanlar için değerlendirilebilir.